Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da Türk gücü serimizde kaldığımız yerden efsane bir hızla devam edeceğiz arkadaşlar. 1000 beğeni de yorumlara yazdığınız oyunculardan en beğenilerini alacağımı söylemiştim. Arkadaşlar Belhanda, Benzia, Adam Leic, yani gerçekten hepsini çok isteyen var. Bayağı bir yorum yapmışsınız. Neredeyse beğeniden fazla yorum var. Aslında 1000 beğeni de alacaktım dediğim gibi, ancak yorum bu kadar olunca, ilgi bu kadar olunca arkadaşlar 1000 beğeniye gerek duymadım. Ve arkadaşlar dünkü videoda da 1000 beğeniyi geçmişsiniz. Bunun için teşekkür ediyorum. Hani bunların ikisi birden oldu. Bayağı bir yorum atmışsınız, ilgi göstermişsiniz. Bir de 1000 beğeniyi dünkü video geçti diye şu an alıyorum. Ama bu video lütfen arkadaşlar, bu yeni aldığımız adama özel, lütfen like bombalaması yapın ki bu seri devam etsin arkadaşlar. Çünkü yoksa yarıda kalacak, kapanacak. O yüzden videoya like atmayı unutmayın. Hemen aşağıdan 2 saniyenizi alır. Hani dünkü video yapmışsınız, bugünkü video çok daha rahat yaparsınız. Ve arkadaşlar kanala abone olun, bildirimleri de açın. Yeniyseniz hemen aşağıdan, dediğim gibi arkadaşlar, bunları yaparsanız beni çok desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca videoların devamlılığını sağlamış olursunuz. Evet arkadaşlar, şu an kadromu görüyorsunuz. Burada Mehmet Ekici yerine tabii ki başka bir oyuncu gelecek. Yeni videoda da kimi almamı istediğinizi soracağım. Yani söyleyeceğim adaylarımızı. Hemen arkadaşlar şöyle arama kısmına geliyoruz. Ve Belhanda en çok beğenilmiş. 100 beğenili yorumları var arkadaşlar. 2-3 tane, yani gerçekten Belhanda'yı çok fazla istemişsiniz. Hani kesinlikle bayağı fazla istenmiş. O yüzden Belhanda'yı alacağız. En ucuz kartını alacağım tabii ki de. Değeri de yüksekmiş. Aslında Benzia'yı alsak benim en çok işime gelendi. Ancak Benzia Belhanda'dan daha az beğenilmiş. Adam Leic de daha az beğenilmiş Belhanda'dan. En çok Belhanda istenmiş. Bilmiyorum neden ama. Ve 175.000 coin'si Belhanda'ya verdik. Fenerbahçeli kardeşlerim, Beşiktaşlı kardeşlerim birazcık daha o like butonlarına avansalardı, İşte daha kolay olabilirdi. Bu arada sadece 3 büyüklerden gitmeyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki oyuncuları da zaten şimdi sizlere söyleyeceğim. Mesela santrafor olarak Galatasaray olmayacak. Çünkü buraya Galatasaray'ı aldık. Ayrıca zaten Galatasaray'la santrafor da yok. Ve abi buraya Belhanda'yı almamız bizim çok büyük bir yanlışımız oldu. Çünkü boost'u da 1'miş. Abi bunları keşke düşünseydik ya. Adamın görüşmüş, görüşte hiç çıkmayan bir şey. Gerçekten büyük sıkıntı. Yemin ediyorum büyük sıkıntı ha. Şu an çok moralim bozuldu. Buraya bunu basmayacağım tabii ki de. Şöyle abi hemen 2 gen arttıralım. 80 gen yapalım arkadaşlar. Sonrasında yavaş yavaş tabii ki arttıracağız. Gördüğünüz gibi Belhanda takımda. Takım kaçken şu an 72 gen ve 4 kimya olduk. İşte budur, yaşasın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi takım şu an bu durumda. Ve diğer videoda, yani bir sonraki videoda hangi oyuncuları almamı istediğinizi yorumlara yazın. Bu videoda birazcık Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılarla savaşacak ama Trabzonspor da işin içinde olacak. Çünkü arkadaşlar Burak Yılmaz, Andre Ayew ve Wagner Love arasından üçlü, bu üçlüden bir tane oyuncu seçeceksiniz. Yorumlara yazın. Yine en beğenilerini alacağım ama bu sefer 1000 beğeni olmadan gerçekten almayacağım. Diğer videoyu oyuncusuz yaparız. Yani hemen aşağıdan 1000 beğeni yapın. Lütfen, ben de istiyorum oyuncuyu almak ama yaparsanız sevinirim. Evet arkadaşlar, duydunuz zilin sesini. Hemen Ayew'ciler, Burak Yılmaz'lar ve kimdi abi son oyuncu? Wagner Love'cular yazın. Galatasaraylı niye yok diyenler için 75'in üstünde Galatasaraylı oyuncu yoktu santrafor. Ayrıca zaten Galatasaraylı aldık. Galatasaraylıların buna karşı bir tepki göstereceğini düşünmüyorum. Yani dediğim gibi zaten aldık. Evet arkadaşlar, takım yavaş yavaş oturmaya başladı bile. 80'lik 2 tane oyuncumuz oldu. Diagne'nin boost'u güzel ama bu adamın boost'u çok düşük kaldı. O beni çok üzdü şu anda. Ancak arkadaşlar sağlık olsun. Ve hemen şimdi sırada maç yapmak var ve maçımızı yapacağız arkadaşlar. Yine liglerde maç açmışım, onu yapalım yine. Liglerde bakalım Belhanda bu maç gol atabilecek mi? Sadece Belhanda ve Diagne'ye gol atma şansı vereceğiz bu arada. 75 genlik güzel bir rakip var abi, ona karşı oynayabiliriz aslında. Başka var mı? Rakip çok kolay aslında ama bizim ligdekiler oynamıyor. Bir videoda bütün ligdeki herkesi atacağım arkadaşlar. Sonra sadece oynayacaklar gelsin diyeceğim size. O zaman gelirsiniz ama şu an onu yapmak için birazcık ayarlama yapmam lazım. Yani ligdekiler bence oynayın. Çünkü oynamayan herkese atacağım. Yani lig tamamen boşalacak neredeyse. Çünkü oynamıyorsunuz. Çok ilginç ya. Abi lig kurmadan önce herkes lige geleceğim abi, oynayacağım bütün maçları diye söz veriyor. Ligi alıyorum. Sonrasında abi atmadığım için kimseye atmıyorum ya ligden. Hiç kimse oynamıyor. Gerçekten iyi niyet bu şekilde oluyor. Aslında ligden kimseye atmaya da gerek yok ama işte böyle iyi niyet şey oluyor. Hani bir maç oynamazsın tamam, iki maç oynamazsın ama ligdeki 15 kişi mesela ligin yarısı hiçbir maçı oynamadı şu ana kadar. Öyle bir durum var. Diğerleri bir maç oynadı, bir daha hiç oynamadı. Neyse. Şimdi Belhanda pres yapacak. Alabilecek mi? Alamadı. Top tekrardan bizde. Schaffler. Diagne'ye doğru bir pas gelecek. Belhanda nerede onu göremiyorum. Diagne. Evet abi zorlandım. Şu anda kötü oynuyorum. İlginç bir şekilde kötü oynuyorum. Diagne. Top Belhanda'ya gelmiyor abi. Bu diziliş Belhanda'ya göre mi değil, anlamadım. Bu adamla vurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Kusura bakmayın ama bu adamın golü sayılmıyor tabii ki. Hiçbir anlamı yok bu adamın golünün. Belhanda ve Diagne gerçekten hiç ön planda değil ya. İlginç.
bir şekilde şöyle temizleyelim. Bakalım abi. Rafael Costa, Diakne. Diakne şut. En azından Diakne biraz ön planda ama Belhanda'ya top gelmiyor arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Bak yine Diakne ama Diakne de bu sefer hiç pozisyon alamadı. Gerçekten pozisyon alması zayıf bir oyuncu. Evet Belhanda sonunda. Belhanda uzaklardan şut. Abi zor şut denedim. Maalesef gol olmadı. Scheffler Diakne'ye verecek. Diakne plase şut. Aa Belhanda'ymış üstteki. Keşke görseydim Belhanda'nın da ilk golüne imza atmasına sebebiyet verebilirdik. Neyse abi bir sonraki atakta umarım tekrardan Belhanda'ya gelir demek istedim ve 4-0 yaptım şu anda. Scheffler, Diakne, şurada Belhanda'yı mı görüyoruz? Evet Belhanda. Belhanda, abi Belhanda'nın driblingi de düşük. Niye böyle acaba? Belhanda. Belhanda topu çekti. Belhanda bir plase şutu denedi. Belhanda 5-0 oldu. Oo sevince bak. Yok artık abi. Bir dakika bir dakika Belhanda ile acilen bir golle atmamız lazım. Abi efsane seviniyor. Şu an var ya Boost hiç umurumda değil ha. Belhanda'nın sevinci çok hoşuma gitti. Belhanda nerede abi ya? Belhanda'yı bulun. Abi şu adama niye pas gelmiyor? Sinir oldum ya. Bu Belhanda mı? Evet Belhanda. Arkadaşlar Belhanda ile gol atabilirsem sevincini göstereceğim. Harika birazcık dikkatli izleyin bu sefer. Belhanda. Belhanda gol at. Abi ya yapma. Kim kullanıyor? Belhanda kullanıyor. O biraz sıkıntı işte. Ben Belhanda'nın kullanacağını zaten tahmin etmiştim. Umarım offside değildir derken zaten topu kaybettim. Evet son atak şansı muhtemelen. Belhanda nerede ve maç bitti. Evet 6-0 bitti arkadaşlar maalesef. Bayağı bir gol atılabilecek rakipti. Maalesef atamadım. Ancak şimdi bir daha deneyeceğiz tabii ki. Hemen arkadaşlar bir daha denememiz gerekiyor. Belhanda'yı ben kesinlikle abi oynamam gerekiyor bir dakika. Şu 78 genliğe karşı hemen açalım arkadaşlar. Belhanda'yla gol atmayı bir daha deneyeceğim. Denemem gerekiyor çünkü. Belhanda'nın o sevinci harikaydı. Ve Belhanda'dan bir gol. Diagne'den de 4 gol geldi. Toplamda 6 gol attık ama başka bir oyuncudan geldi diğer golde. Gol krallığını saymaya yavaş yavaş başlayacağız. Bu videodan sonra hatta gol krallığını saymaya başlarız. Çünkü ileri üçlü oturmuş olacak. Gol krallığını da yapmış olacağız yani. Belhanda. 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 Belhanda kaleci son anda kurtardı. Neyse bu maç Belhanda ile ben kesin gol atarım arkadaşlar. O konuda rahat olun. Diakne. Diakne çok kötü kafa vurdu abi. Yok evet işte. Ben tahmin etmişim çünkü oyuncular bu kadar kötü kafa vurmuyor. Bir de santrafor bu adam 80 gen sonuçta. Allah Allah bu kadar niye korner oldu? Belhanda asist yapacak mı? Belhanda asist yaptı mı? Belhanda asist Diakne gol abi işte transferlerimiz işte yeni oyuncularımız bu şekilde işlemler yapıyor. Diakne ile başlamıştık yolumuza ve eklendi Belhanda. Şu an takım çok eğlenceli bir hal aldı. 12 numaralı Belhanda topu alamadı evet. Pas kötü geldi Belhanda'ya. 12 numaralının Belhanda olması olduğunu bilmemiz de bizim işimize yarayabilir şimdi. Diakne. 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 Diakne muazzam şut. Diakne'nin şutları da gerçekten fena değil ha. Evet Belhanda şimdi. Belhanda bu sefer gol olur mu? Belhanda. Plase denedim. Plase denedim. Ve evet arkadaşlar görüyorsunuz. Taklayı görüyorsunuz. Harika ya. Gerçekten muazzam. Diakne sert şut çekecek. Diakne sert şut. Ve gol 5-0-5. Muazzam. Arkadaşlar bu arada haftalık mücadeleler açıldı zaten. Bundan sonra bir yeni transfer daha alacağız. Ondan sonra da haftalık mücadeleleri oynamaya başlarız bu kadroyla. Bu kadroyla oradan ilerleriz. Daha güzel olur. Şu anda daha lig başlamadı gibi bir durum yani. Şu an hazırlık maçlarını oynadığımızı düşünebilirsiniz. Gol krallığına da başlamadık bildiğiniz gibi. Evet kontra atak. Şu an çok sıkıntılı bir rakip geliyor ve evet çok güzel abi. Haydi bakalım devam ediyoruz. Belhanda. 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 Uzaklardan sert kaleci abi kalecisi. Çok jenerikli kurtarıyor topları. Belhanda asist. Mancini'yle vurmak yasak zaten. Neyse Rafael Costa ile bir şut çekeceğim. Çok güzel geldi top. Zaten gol olmadı. Scheffler. Evet Belhanda arkada. Belhanda şimdi. Belhanda. Belhanda gidiyor. Belhanda. Geçecek mi? Geçti. Belhanda uzaklardan sert bir şut. Belhanda astı astı. Ve sevincini de yaptı. Belhanda. Harika sevinci var. Gerçekten muazzam. Gerçekten yapıyor mu o sevinci bilmiyorum. Oyuna niye eklenmiş? Eğer gerçekten yapmıyorsa onu da anlamadım. Ancak Diakne'den de bir gol geldi. Ve gerçekten harika ya. Şu an çok eğlenceli olmaya başladı. Diakne'den aşırtma şut. Bir gol daha. Ve bakalım abi Jens. Diakne tekrardan. Diakne bir plase ve bir gol daha. Evet sınırsız gol keyfi. Gerçekten harika. Belhanda ver arıyor. Belhanda yok. Olsun Diakne. Uzaklardan çok sert bir şut. Oo direkten döndü yani direkt. 9 tane atabildik. Toplam 2 maçta 15 gol attık. Tabii ki az ama takımımızın gücü biliyorsunuz 72 gen yani. O yüzden normal.
kontra atak bile yiyoruz yani maçlarda. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna geldik. Dediğim gibi Ayev mi? Yoksa Burak Yılmaz mı? Yoksa Van Wagner Love mı? Bunların üçünden birisini alın. Bu arada Trabzonspor Fenerbahçe maçını kim kazanır? Skoru doğru tahmin eden kişi, eğer video önceden yayınlanırsa, skoru doğru tahmin eden kişiye bu videodan sonra ismini okuyacağım. Gerçekten okuyacağım arkadaşlar. Skoru doğru tahmin eden kişi ya da iki video sonra. Kesinlikle göstereceğim ve ismini okuyacağım. Skor tahminlerinizi yorumlara yazın. Tamamen skor tahmini ama. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak da muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.